Bissalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Sadakallahul azim. وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمين بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَّا بَعْدُ فَالْأَوَّلُ اللَّهُ وَالْآخِرُ اللَّهُ والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. Allahu Azimüşşan müminlere, Müslümanlara şüphesiz ki daha çok merhamet ediyor. Müminlere ve Müslümanlara Allahu Teala daha ziyade merhametini, lütfunu, ihsan ve ikramını gönderiyor. Bunda zerre kadar şüphe etmemek lazım. Ne olursa olsun Allah'ın birliğini, varlığını, Allah'ın hükümlerini, emirlerini ve yasaklarını tasdik eden bir müminin Allah katındaki değeri, Allah'a inanmayan, birliğini, varlığını, ahkamını kabul etmeyen insanların yanında tereddütsüz daha büyük, daha rahmet-i ilahiyeye, rıza-i sübhaniye daha yakın. Bunda tereddüt yok. Ancak eğer müminler zaman zaman Allahu Teala'ya itaattan sapallarsa, onun yolundan geri kalırlarsa, Cenab-ı Hak onları ikaz etmek için, onları uyarmak için, onlara bir gayret, bir dönüş nasip etmek için bir takım sıkıntılar, bir takım zorluklar ve zahmetler verir. Bunun da bir sebebi var. Bu noktayı çok iyi anlamak lazım. Mesela şuna benziyor. Günahkar olan müminler, günahkar, isyan, günah işlemiş, yeryüzünde Allahu Teala'ya bazı mevzularda, meselelerde isyan etmiş kimseler, sonra da tevbesiz ölmüş, Allah'a tevbe etmeden, günahlarına tevbe etmeden ölmüş bir insan, kalbinde zerre kadar iman varsa, kalbinde zerre kadar iman varsa, bu Müslüman, bu mümin, günahları temizleninceye kadar cehennemde yanacaktır diyor dinimiz. Günahları temizleninceye kadar, yani cehenneme uğramadan cennete gidemeyecektir. Mutlaka cehenneme uğrayacak. Cennete gitmek için. Demek ki burada cehennem, Müslüman için cennete girmek için bir güzergah, bir çare, bir tedavi yeri oluyor. Günah ki tevbesiz ölmüşse, aff istemeden, istiğfar etmeden ölmüşse, artık orada günahları kadar yanmalı, ceza çekmeli ve temizlenmeli ki ondan sonra
cennete girebilsin. O halde Müslümanlar için günahlı, isyanlı, mücrim, suçlu Müslümanlar için cehennem dahi bir bakıma Allah'ın rahmetidir. Zira orada yıkanıp cennete gidecektir. Cenab-ı Hak Müslümanlar için cehennemi cennete girmeleri için bir tedavi, bir temizlenme yeri telakki ediyor. Sakınacaksın, korkacaksın filan ama her halükarda imanını kaybetmemişsen, zerre kadar imana maliksen cehennemde bir müddet için, sonsuz değil, bir müddet için temizleninceye kadar yanacaksın, sonra cennete mutlaka kabul edileceksin. Demek ki bu gaye için ortada cehennemi böyle anlamak lazım. Yeryüzünde de Cenab-ı Hak bazen Müslüman topluluklara görülmemiş bir zorluk ve zahmet verir. Tıpkı bugün içinde bulunduğumuz devir gibi. Hiç yokken, düşünün yani, Türkiye'de mesela vesair bütün İslam ülkelerini kastediyorum. Doğrudan doğruya bir savaş, bir muharebe yok. Hani evvelce Osmanlı İmparatorluğu mesela Osmanlı devrinde, devletinde durmadan savaşlar, muharebeler, cephelerde, mevzilerde, menzillerde savaşlar devam etmiş. Türkiye tarihini karıştırdığınız zaman Türkiye tarihini, dolayısıyla Türkiye tarihinin büyük bir kısmı da Osmanlı tarihidir. Osmanlı tarihidir. Osmanlı tarihini karıştırdığınız zaman göreceksiniz ki bu Müslüman Türk milleti yeryüzünde en fazla, en çok Rusya ile yani Moskovlarla muharebe etmiş. Bunu bütün dünya böyle bilmek zorunda, tarih meydanında çünkü. Rusya ile o kadar muharebe etmişiz ki devamlı o savaş açmak istemiş, muharebe taarruz etmiş. Osmanlı ona karşı koymuş ve Ruslarla ya Osmanlı-Rus harbi, Osmanlı-Rus harbi, tarih dolu böyle, tekrarla dolu. Ruslarla yaptığımız savaşların senesini, ne kadar savaş yapmışız, kaç sene savaşmışız diye tespit etmek isterseniz, onlarla savaş yaptığımız seneleri alt alta toplarsanız tam 53 sene devam etmişiz. 53 yıl savaşmışız. Moskov muharebeleri, korkunç bir harp edilmiş vaktiyle. Şimdi dikkat ederseniz böyle bir savaş yok, yani askerler, ordular çarpışmıyor. Bize dışarıdan bir harp ilanı yok. Fakat farkında mısınız? Sanki bir millet ordusuyla, askeriyle bizim üzerimize harp açmış gibi, İstanbul işgal edilmiş gibi yahut diğer sahalar, bölgeler, Anadolu şehirleri istila ve işgal edilmiş gibi bütün Müslüman Türkler korku ve endişe altında. Gece sokağa bakıyorsunuz, in cin yok. Herkes endişeli, korku içinde. Herkes dükkanını kapatmış gidiyor, erken gelemiyor, ne olur ne olmaz. Bir huzursuzluk, bir perişanlık, bir keşmekeşlik. Bunu saklamaya, gizlemeye kimsenin gücü yetmiyor. Herkes kapısını çekmiş. Eskiden bakıyordunuz, gece yarılarına kadar insanlar birbirinden ziyaretten geliyorlar, misafir olmuşlar, ziyarete gitmişler, o ona, o ona gülüyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar, bir hürriyet, bir genişlik, bir rahatlık vardı. Korku, endişe, hiçbir şey. Şimdi tam tersine, neden yani, bir muharebe mi var? Yok. Dışarıdan bir taarruzum var? Yok. İşte Cenab-ı Hak bizim kendi içimizden bir dehşetli bir zorluk ve zahmet verdi. Uyanmak için bir fırsat tanıyor Cenab-ı Hak bize. Bir fırsat tanıyor. Yaptığımız hataları, yanlış tutumları, yanlış davranışları düzeltmemiz için vallahi bu